Suriye konulu Astana görüşmelerin aslında 20.si, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde yapılmış oluyor. Bu seferki görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde katıldı taraflar. Aslında bu mekanizma SALT, Suriye siyasi çözüm bulma amacıyla gerçekleştirilmişken gelinen noktada aslında Türkiye-Suriye yani Şam-Ankara ilişkilerinin yeniden normalleştirilmesi özelinde de bir gündem söz konusu olmuş durumda. Bunun için de en büyük çabayı aslında Rusya sarf ediyor. Toplantıdan önce toplantı gündemine ilişkin başlıklarda Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik bir yol haritası çıkarılacağı belirtiliyordu. Az önce toplantının bildirisi yayımlandı. Bildiride ilişkilerin yani iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik adımların atılmaya devam edileceği belirtiliyor. Ancak yol haritasına ilişkin bir veri sunulmamış. Çünkü sadece bu toplantı özelinde değil, genel olarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi taraflar arasından belli şartlara dayandırıldığı için bir tırnak içinde söylüyorum bunu, çıkmaz söz konusu. Rusya bu iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini çok istiyor. Ancak Şam yönetimi açısından asıl mevzu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunduğu toprakları terk etmesi, kayıtsız şartsız terk etmesi önceliğine dayandığı için bir adım atılamıyor. Beri yanda Türkiye yani Ankara için ise asıl mevzu bölgede tırnak içinde terörle mücadelenin önceliklendirilmesi ve terörle mücadeleden kasıtlarının da aslında Rojava yönetiminin ve YPG Demokratik Suriye güçlerinin bulunduğu tüm alanlardan çıkarılması üzerine dayanıyor. Dolayısıyla burada iki başlık söz konusu ve bu iki başlık da aslında taraflar arasındaki an itibariyle çelişkiye işaret ediyor. Çünkü iki ülkenin de tırnak içinde terörle mücadele öncelikleri farklı durumda. Türkiye için bunun kim olduğunu daha demin ifade ettik. Şam yönetimi için ise asıl mevzu bugün İdlib ve çevresini kontrol eden El-Kaide ve türevleri yani Heyet-ü Tahrir-i Şam ve müttefiklerinin bulunduğu alanların boşaltılması öncelik arz ediyor. Ancak bu iki farklı konuda da asıl belirleyen Moskova yönetimi. Çünkü Suriye meselesi bugün itibariyle hani 12. yılını doldurmuş, 12. yılına girmiş vaziyette. Ancak çözüm başlıkları sadece Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi başlığı altında değil. Birçok sorun söz konusu. Yani mülteci meselesinden Suriye'nin yeniden imarına, Suriye'ye yönelik yaptırımların Suriye ekonomisini alt üst etmesinden, işte Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki Kürtlerin statüsünün ne olacağına, geleceğinin ne olacağına, Suriye'deki yabancı cihatçıların, Suriye'deki IŞİD'lilerin yargılanmasından tutun, geri dönüşün ve Suriye'nin yeniden ayağı nasıl kaldırılacağına kadar çok çetrefilli başlıklar var aslında Suriye meselesinde. Dolayısıyla tekrar sorunuzun başına dönecek olursak, Astana görüşmeleri evet Rusya'nın önceliklendirmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dönük bir takvim, bir yol haritası çıkarma önceliği taşıyor. Ancak saha gerçekliği ise bunun kısa vadede çok mümkün olmayacağını, belki kağıt üzerinde kalacak bir dizi harita veya takvimlendirmenin yapılabileceğini gösteriyor bize. Ya aslında mevzu Suriye olduğu zaman ya da Suriye krizi endeksi gelişmeler olduğu zaman hiçbir şey tesadüf değil elbette. Ancak şöyle bir gerçek de var. Bu Astana merkezli yani aslında Rusya, İran ve Türkiye mekanizması öncülüğünde kurulan toplantılar aslında ilk değil. Daha demin de belirttiğimiz gibi 20. toplantı söz konusuydu. Burada Türkiye, İran ve Rusya'nın yanı sıra aynı zamanda Suriye muhalefeti ve Suriye yönetiminden de temsilciler var. Ancak bu bir yanıyla Suriye'nin bir diğer öznesi olan Kürtlerin, özerk yönetim temsilcilerinin de söz hakkının olmadığı, hatta tersine onların varlığının hedef haline getirildiği de bir düzlem şeklinde ilerliyor. Daha demin bu 2 günlük toplantının sonuç bildirisine baktığımızda aslında bir kez daha toplantının garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın kendi Suriye öncelikleri kapsamındaki maddelerin sıralanmış olduğunu yani diğer toplantılardan farklı olmayan şekilde görmüş olduk biz. Nedir bunlar? İşte
tüm taraflar aslında daha demin de belirttiğimiz gibi kendi terörle mücadele önceliklerini bu bildiriye geçirmiş durumdalar. Bunun dışında ek olarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi adımlarının yeni evrelere geçeceği vaat ediliyor. Ancak benim asıl vurgulamak istediğim bu Türkiye-Suriye-Rusya-İran mekanizmasının Rusya öncülüğünde yapıldığı her seviyede şu vurgunun olması. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, Suriye'nin egemenliğine saygı duyulacağı vurgusu. Çünkü an itibariyle aslında bunu bu mekanizma içerisinde ihlal eden tek ülke var. O da Türkiye. Çünkü Türkiye Suriye'nin kuzeyinde İdlib'ten Afrin'e Fırat Kalkanı bölgesi dediğimiz Aziz Cerablus Bab hattından Barış Pınarı Harekatı kapsamında alınan işte Resulayn Tel Abyad hattına kadar bulunan cepte aslında Suriye yönetiminin izni olmadan bulunuyor. Ve şunu da biliyoruz biz, Şam yönetimi tüm bu yeni ilişki sürecine rağmen Türkiye'yi Suriye topraklarında işgalci güç olarak tanımlıyor. Diğer yandan Ankara ise iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecine halel gelmemesi için bunun böyle dillendirilmemesi gerektiğini vurguluyor her fırsatta. Bakınız geçtiğimiz günlerde eski Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni AKP Kayseri Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve yeni Antalya Milletvekili aslında Türkiye'nin hiçbir şekilde Suriye topraklarında işgalci güç olmadığını, kendi güvenliği için bu alanlarda bulunduğunu ve çekilmesi durumunda buranın tekrardan terör alanlarına dönüşebileceğini iddia ediyorlar, öne sürüyorlar. Dolayısıyla aslında Suriye yönetiminin ilişkilerin normalleşmesi sürecinde herhangi bir Türkiye'nin doğrudan çekilmesi şartını birinci sıraya koymaması gerektiğini vurguluyorlar. Aslında bu da Şam yönetimi ve aslında Suriye lideri Esad için de çelişkili bir durum açığa çıkarıyor. Ama burada şunu da vurgulamak gerekiyor. Her ne kadar Şam yönetimi bu hususta kendi önceliklerinin Türkiye'nin bu topraklardan çıkması olduğunu vurgulasalar da Moskova da aslında bunu çok öncelemiyor ve Şam yönetimine bu noktada bir basınç yapabiliyor. İlişkilerin selahiyeti devamı açısından. Günün sonunda Suriyeli Kürtlerle, Suriyeli Kürtlerin bölgede pozisyon elde edebilmesinin önündeki en büyük engel aslında en başta Ankara'nın Kürtlerin orada herhangi bir hak verilmesini istemeyişinde, buna kısmen Tahran'da dahil, İran'da dahil. Bu iki güç aslında bölgede Kürtlerin statü elde etmesinin önündeki başlıca engel olarak duruyor. Rusya ise bu süreçte özellikle ABD varlığını, yani Kürtlerin ABD ile olan ilişkilerini öne sürerek Şam'la olan müzakerelerin de yapıcı bir rol oynamadığı eleştirileri geldi Kürt tarafından. En son bu Astana görüşmeleri öncesinde Şam'da Şam hükümeti yetkilileriyle PYD yetkilileri arasında bir görüşme oldu. Ancak bu görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanıp sonlandırıldığı Erbil merkezi Basnivs'in haberine yansıdı. Gelinen noktada hem savaşın artık bütün taraflarının aslında Şam yönetiminin artık düşmeyeceğini ve devamlılığını kabul ediyor olması, Arap Birliği'ne dönmesi, İdlib dışında ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler dışında sadece Suriyeli Kürtlerin elindeki yerlerin kalması nedeniyle Suriye ordusu aslında Suriye yönetimi aslında her fırsatta Kürtlerle olan durumunu bir iç mesele olarak görürken gelinen noktada savaşın sonuna doğru bu meseleyi aslında diğer ülkelerle bir pazarlık unsuru haline getirerek sürdürme noktasında bir adım atmış gibi görünüyor. Çünkü daha önce ne Türkiye ile ne de ABD ile olan çelişkiler karşısında Şam şu pozisyonu alıyordu. Bu Suriye'nin bir iç meselesidir. Hani ne Türkiye ile ne ABD ile hiçbiriyle şey yapılamaz. Müzakere edilemez noktasında bir tavır varken gelinen noktada aslında özellikle Demokratik Suriye güçlerinin son dönemde Mart ve Nisan aylarında başta olmak üzere Bafil Talabani liderliğindeki işte CGT Kürdistan'ın uluslararası koalisyon ve Demokratik Suriye için ortak operasyonları, bunları hep şeye yoruyor. Hani burada ki öz yönetim teşebbüsleri aslında ABD varlığına dayanıyor ve bu ABD'den
ayrılmayacak noktasında bir izlenimi var Şam'ın. Dolayısıyla burada Rusya'ya teslim etmiş durumda meseleyi. Tersten şunu da ama söylemek gerekiyor. Her ne kadar Rusya'da, Şam yönetimi de Kürtleri ABD yörüngesinde olmakla suçlasa da bir yanıyla şunu da vurgulamak gerekiyor. Şam'da Türkiye karşısındaki ilişkisinde yine Moskova'nın oluru dışında hareket edemiyor. Yani Türkiye'nin bölgeden çıkmasını istiyor. Ancak Rusya bile bunun bir müzakere edilebilir bir süreç olduğunu, bununla ilgili yol haritası hazırlayacağını ve aslında Şam'a ilk olarak Ankara'yla normalleşmenin birincil olduğunu dayatıyor. Dolayısıyla konu Kürtlerin bölgedeki bulunma, bölgedeki haklarının ne olacağı ya da bölgedeki statüsünün kabul edilip edilmeyeceğini geldiği noktada tarafların aslında bu konuda uzlaştığını biz görüyoruz. Türkiye, İran, hatta Şam yönetimi, hatta Rusya kısa vadede ilk şey olarak bu deneyimin dağıtılmasını, buradaki hakların çok nispi ve çok sınırlı bir duruma terk edilmesini ve aslında Kürtlerin siyasi teşekküllerinden tutun askeriye teşekküllerine kadar hepsinin aslında dağıtılmasını öncelemiş durumdalar. Ama bunun da belli noktalarda gerçekliğinin olmadığı da aşikar. Önümüzdeki günlerde benim gözlemlediğim kadarıyla yeni bir saha gerçekliği söz konusu olduğunda biz taraflar arasında bu mekanizmaların yeniden kurulacağını varsayabiliriz. Yani yine Şam-Rojava ilişkileri bir şekliyle başlayacaktır, görüşmeleri başlayacaktır. Çünkü günün sonunda bu unsurlar Suriye'nin yerel unsurlarıdır. Suriye'nin asıl özneleridir. Dolayısıyla diğerlerinin tavrı burada ikincileşir. Evet, uzunca bir süre aslında Türkiye'nin bölgedeki SİHA saldırılarında daha çok askeri hedefler gözetilip suikast sonucu öldürülürken son dönemde özellikle siyasi isimlerin de hedef alınmasını şuraya şu şekilde değerlendirebiliriz. Aslında Türkiye, AKP iktidarı burada doğrudan işte Rojava'nın statüsünü kabul etmeyeceğini ve bu noktada siyasi isimlerin de hedefinde olduğunu ki dün Barzani'nin Ankara ziyareti sırasında Kamışlı kantonu eş başkanının bir suikast sonucu, SİHA suikast sonucu öldürülmesinin de tesadüf olmadığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla geldiğimiz noktada kapsamlı bir kara operasyonundansa bu tip isimlerin hedef alınarak aslında buradaki iradenin, buradaki statünün de hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğinin de mesajını verirken diğer yandan bu bölgenin hava sahasını kontrol eden işte ABD'ye de Rusya'ya da çünkü biliyorsunuz Kamışlı Havalimanı'nda Rusya'nın sistemleri, Suriye ordusunun sistemleri söz konusu. Buna rağmen bunların da sessiz olmasını da kullanarak aslında bu güçlerin de sessiz kalmasını ve örtük onayını kullanarak bölgeye bu operasyonları gerçekleştireceğini her fırsatta dile getiriyordu. Bunların da devam edeceği görüşü hakim. Diğer yandan şunu da vurgulamak gerekiyor. Aslında bu operasyonlarla hedeflenen, amaçlanan ne kadar elde ediliyor o da tartışmalı. Çünkü bölgedeki süreç bir şekilde devam ediyor. Ama bu şu tepkiye yol açıyor tersten. Oradaki gücün yani Kuzey ve Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi ve oranın askeri gücü, Demokratik Suriye güçleri ve ASH'ın bu bölgeyi ne kadar koruyabildiği soruna da yol açtığı için bir iç gerileme de sebebiyet veriyor benim gördüğüm kadarıyla. Bunu ama sadece Kuzeydoğu Suriye ile sınırlı tutmuyor Türkiye. Aslında bu yönetimi destekleyen bütün aktörlere de mesaj veriyor. En son Süleymaniye Havalimanı yakınlarına düzenlenen SİHA saldırısı da bu örnek olarak verebiliriz. Orada İlham Ahmet ve Mazlum Abdi'nin bir ziyareti sırasında, ziyaret dönüşü o hattın hedef alındığını biz biliyoruz. Yani aslında ABD'ye de, Süleymaniye merkezli KYB'ye de Türkiye aslında biz sizi biliyoruz, izliyoruz. Ama biz bu yapmak istediğiniz şeyi izin vermeyeceğiz mesajı veriyor günün sonunda. Ancak dediğim gibi tüm bu çelişkiler yumağı içerisinde Suriye'nin geleceğini gene Suriye'nin
özneleri, Suriye'nin yerel öznelerinin bu süreçteki tutumu, müzakereleri ve taviz verme noktasında geliştirecekleri, atabilecekleri cesur adımlar şekillendirecektir diye düşünüyorum.